Merhaba arkadaşlar, adım Tuğba Üstündağ. PHP Web Developer olarak, aynı zamanda Android Developer olarak çalışmaktayım. Android Developer anlamında projelerim haricinde bir de makale yazma kısmım bulunmaktadır. Makale yazma kısmında kendi blogumda ve Geleceğe İnsanlar Turkcell'de Android hakkında projeli makaleler yazmaktayım. Bugünkü vereceğim eğitim konusu Material Design ile Android Design Support Library hakkında olacak. Eğitim içeriklerinden, konularından biraz bahsetmek gerekirse, Material Design nedir? Material Design ile gelen yenilikler, işte Android Design Support Library nedir? Android Design Support Library içerdiği konular ve özellikle Android Design Support Library ile ilgili örnek bir Android, daha önce hazırlamış olduğum bir örnek Android uygulamayı sizle birlikte inceleyeceğiz. Ve bu Android uygulamayı çalıştırmak için bazı ayarlar gerekiyor. Onları da tabii ilk önce göstereceğim. Material Design nedir? Material Design, Google tarafından geliştirilmiş bir tasarım dilidir. 2014 I.O. konferansında Android 5.0 ile Lollipop sürümüyle birlikte ortaya çıkan orada bahsedilen bir konudur. Orada öyle bahsedilmiş bir tasarım değildir. Material Design ile gelen yenilikler nedir? Material Design, Android uygulamalarda ve cihazlarda görsel, hareketli ve estetik etkileşimli tasarımlar anlamında kapsamlı arayüzler sağlar. Material Design görsel olarak Grid Based Layout, padding, derinlik efektleri, işte esnek animasyonlar sağlar. Diğer bir yandan aslında Material Design konusuyla alakalı en önemli özelliklerden bir tanesi, Android uygulamalarda genelde 5.0 öncesinde öyle söyleyeyim. Yani Material Design öncesinde uyuşmazlık, tutarsızlık ve dokümantasyon eksiklikleri vardı. Bunlarla ilgili çözümler getirdi Material Design'den. Bununla ilgili şöyle örnek verebilirim. Bildiğiniz üzere Android cihazlar farklı farklı boyutlarda bulunmaktadır. Örneğin işte nedir? Tablet var, tabletler var, telefonlar var. Hatta telefonlar içinde bile yani telefonun çeşitleri arasında bile farklı boyutlarda telefon cihazları var. Material Design öncesinde yani Android uygulamanın tasarımını her bir farklı cihaza uyarlamak biraz sıkıntıydı yani yazılım geliştirici tarafında. Material Design gelmesiyle birlikte bu sorun iyileştirildi. Yani bu soruna çözüm getirildi, öyle söyleyebilirim. Android Design Support Library nedir? Android Design Support Library, Material Design konusunun içinde bulunan bir aslında library'dir. Ve Android Design Support Library, Android 5.5.5.1.1 sürümüyle gelen Android proje, animasyon ve farklı arayüzler katan bir kütüphanedir. Örneğin bunlar neler varmış? Navigation Driver View, işte Edit Text için Animation Load Level, Floating Action Button, Snack Bar ve benzeri elementler eklendi Android Design Support Library ile birlikte. Bunları biraz daha hani netleştirirsek, başlık altında bahsetmek gerekirse, iki konu altında bunlar barınmaktadır. Birisi Visual Component, ikincisi de Motion Component. Visual Component'te Material Text Input, Floating Action Button, işte Snack Bar, Navigation Component, Navigation Component için Tab Layout ve Navigation View olarak geçmektedir. İkinci olarak işte Motion Component başlığı altında Toolbar animasyonu karşımıza çıkıyor. Bunlar elementten kastım aslında bu konulardır. Burada size bir video hazırlamıştım örnekten ama ne yazık ki internet olmadığı için gösteremeyeceğim. Diğer slaytlarda aslında daha ayrıntılı göstereceğim için oradan bakabiliriz. Android Design efendim. 10 saniye ama.
Sıkıntı yok. Diğer asıl slaytlar da zaten daha iyi örnekleri için onları da gösterebilirim yani. Şimdi Android Design Support Library kullanmak istiyorsanız bazı yani Android uygulamanızda bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Bu ayarlardan bahsedeceğim. İki tane ayar var. Nedir? İşte Android projenizi oluştururken target SDK'nız 22 olmalıdır. İkinci ayar ise ben Android Studio Edition kullandığım için onun üzerinden anlattım. Android Studio Edition'e yani daha doğrusu Android projenize bu Android Design Support Library'i kullanmak için onun library'lerini yüklemeniz lazım. Bu Android Studio Edition'de şu şekilde oluşturuluyor. Yani hani herhangi bir X başka kütüphaneyi de aslında bu şekilde yüklüyorsunuz. Android Studio'nun ana dizinin altında APP dizini vardır. APP dizinin altında build gradle dosyası vardır. Bu build gradle dosyası ayar dosyası gibi Android Studio'nun bir ayar dosyasıdır. Yani Android Studio kullanılan Astrog bir dependency ya build gradle dosyasını açtığınızda direkt karşısında dependency diye bir kod bloğu bunu süslü parantezler içinde. O dependency kod bloklarının arasına bu resimde görülen kütüphaneleri eklememiz lazım. Kod sağlar. Kütüphaneye eklediğimiz zaman ve rebuild yaptığımızda projeyi bu kütüphaneler yükleniyor. Bu iki adımı yapmamız gerekiyor. Biraz önce söylemiş olduğum üzere bu elementleri tek tek açıklayıp kodlar üzerinden örneklendireceğim. Burada ilk önce material text input'tan bahsediyorum. Material text input nedir? Material text bu input aslında Android yazılımı yapan arkadaşlar da iyi bilir ki edit temelde Android uygulamanın temelinde edit text denen bir arayüzü vardır. İşte datalarınızı girdiğiniz bir alan. Material text input edit text'in daha gelişmiş hali yani daha biraz da işlevsel olarak, daha doğrusu görsel olarak gelişmiş halidir. Nasıl bir gelişmişlik var? Animasyon gibi bir gelişmişlik var. İşte örnek burada üstte gösterdiğim GIF üzerinde gördüğünüz üzere edit text'in hint değerini, yani edit text'in içinde bulunan string değerini diyeyim. Mesela burada username yazmışım, password yazmışım. Bu hint değerine bir işte, animasyon sağlıyor. Tıkladığınızda, edit text'in içine tıkladığınızda küçülüp yukarı doğru çıkıyor. Kod tarafına bakmak gerekirse bu işlem nasıl oluyor? Bu işlem kod tarafına şöyle, material text input layout arayüzü elemanını kullanır. O da şurada, şu şekilde göstereceğim. Bu Android Support Design Widget diye geçer. Zaten Android Design Support Library'den kastım aslında burada da biraz bahsediliyor, anlaşılıyor. Widget'ın altında text input layout tag'i diyeyim bulunmaktadır. Zaten şurada kapanıyor. Bu şurasıyla şu alan sadece üstteki username için, username edit text için geçerli alan. Text input layout içinde bir edit text tanımlıyorsunuz. Bu edit text normal klasik bildiğimiz edit text. Ve bu edit text'in içinde hint dediğim, biraz önce hint diye bahsettiğim değer burası. Username yazılmış gördüğünüz üzere. Buradaki değere orada bir animasyon sağlıyor aslında. Material text input. Şu şekilde çok kısa bir kodla bu görselliği sağlayabiliyorsunuz. Bu tamamen tabii XML tarafı. XML tarafı sadece XML tarafını da yaptığınız. Normalde zaten şurayı kullanıyorsunuz bir edit text için. Ekstra olarak şu alanı kullanmış olursunuz. Ekstra olarak bu alanı kullandığınızda yukarıdaki gibi görseli elde edebiliyorsunuz. Bunun haricinde nelerimiz var? Bunun haricinde float action butonumuz var. Float action buton aslında materyal dizayn öncesinde yapılabilen bir görsellik, yani yuvarlak şeklinde bir butondur. Fakat 5.0 öncesinde, yani material design öncesinde bunu üçüncü part yazılımlarla birlikte yapmanız gerekiyordu. Üçüncü part yazılım kullanmadığınızda siz bu tarz bir görseli oluşturamıyordunuz.
Üçüncü part yazılım eklemek demek Android projeye bir yük külfet kodsal en azından ki kodsal olarak bir yük külfet yüklemeniz demektir. Material Design'da bu libreyi sayesinde bu yük külfet ortadan kalkıyor. Çünkü o üçüncü part yazılımlara gerek duymadan bu libreyi kullanarak çok basit bir XML koduyla bu yuvarlak butonu oluşturabiliyorsunuz. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? XML tarafına bakalım. Sadece burada yine XML kullanıyorsunuz. Ve ekstra olarak hani üçüncü part kullanmıyorsunuz. Artı onun haricinde çok basit XML kodlayıyla bu işlemi halledebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz şu kadarcık kodla yukarıdaki görsel oluşturabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu yuvarlak, yani butonun rengini, görselliğini değiştirebilirsiniz. Butonun içinde bir image bulunmaktadır. O image'i değiştirebilirsiniz, bir image kullanabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Koordinat, burada widget altını koordinat layout içinde kullanmamız gerekiyor. Yani koordinat layout tagin içinde diyeyim. Koordinat layout'u tanımladıktan sonra Android Support Design widget'ın altında yine Float Action buton şeklinde bir tagimiz var. Burada klasik width height oluşturup ID'sini oluşturup bunları temelde zaten XML'de bir arayüz elemanı oluşturacağınız zaman zaten bunlar da temelde var. Ekstra bir şey değil. Ekstra bir külfet değil. İşte bir hizalama için değerler kullanmışım. Yani o Fiat Action butonu hizalamak için bir margin buton, margin right gibi bir değer kullanmışım. Siz isterseniz bunu kullanmayabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bu Android SRC dediğim aslında şu Fiat Action butonun ortasındaki image'dir. Ben bir çiçek image'i koymuşum. İsterseniz siz farklı bir image koyabilirsiniz. Bu şekilde şu kadar bir kodla bu üstteki Flourishing Action butonu kullanabilirsiniz. İmaj yerine text kullanabilir miyiz? Efendim? İmaj yerine text kullanabilir miyiz? İmaj yerine text kullanabilir misiniz? Çok emin değilim ama denemek lazım aslında. Bunu test etmedim. O yüzden çok net bir şey söylemeyeceğim. Snake bar elementimiz var. Snake bar nedir? Snake bar aslında Toast uyarı penceresinin gelişmiş halidir. Toast'ı bilmeyen arkadaşlar olabilir, onu kısaca açıklamak istiyorum. Toast uzun zamandır Android uygulamalarda, hatta Android uygulamanın en başından beri kullanılan bir uyarı penceresidir. Örnek veriyorum, işte bir login işlemi var, kullanıcının e-mail adresi girmesi gereken bir alan var, zorunlu bir alan. Siz e-mail adresini boş bırakmanız gibi bir uyarı verdirmek istiyorsunuz. Bunu çok basit, şöyle söyleyeyim, siyah ekran üstünde bir string değeri uyarı vererek sonrası siyah ekranın görünmez hale gelmesiyle oluşan bir uyarı penceresi. Başka bir işlevi yok, başka bir işlevi yapamıyordunuz. Ta ki snake bar gelene kadar. Neden snake bar'ın Toast'tan üstünlüğünü açıklayalım biraz. Şöyle. Snake bar'da işlevsellik anlamında Toast'a göre artıları var. Şöyle ilk önce görsellikten biraz bahsedeyim. Şurada gördüğünüz üzere bir görünür görünmez şeklinde. Bunun süresini ayarlayabiliyorsunuz gerçi de. Bu siyah olarak, şu an siyah yapmışım ben. Yani siyah olarak default rengini bırakmışım. Bu uyarı verdiğiniz alanı, background rengini değiştirebilirsiniz. Onun haricinde şurada bir action kelimesi görünüyor. O aslında oradaki alan şunu ifade ediyor. On click event'ini bir string'e orada bir on click event'i verebiliyorsunuz. On click event'i verdiğiniz zaman istediğiniz yaparsınız. İsterseniz o farklı bir kelime de olabilir. Ben action demişim. Action kelimesine tıkladığınızda log basabilirsiniz ya da başka bir sayfaya yönlendirirsiniz. İstediğiniz atraksiyonu orada yapmak sizin hayalinizde. Size kalmış bir şey. Bunun gibi birkaç Toast'a göre artıları var Snake Bar'ın.
Snakebar nasıl, kod tarafına nasıl çalışıyor, nasıl bu Snakebar olayını yapabiliriz kısmına gelmek gerekirse. Snakebar'da XML tarafında sadece ben burada mesela sadece bir tek tanımlamanız, daha doğrusu Android Support Design Widget altında bir tek tanımlamanız yeterlidir. Ben burada koordinat layout'u tanımlamışım. Bunun haricinde başka bir widget'ın altında başka bir element de tanımlayabilirsiniz. Bu şu alanı belirtmek için, hani onu görünceye alanı belirtmek için XML'de bir nokta belirtmeniz gerekiyor. Nokta değil mi? Hani bulunacağı yeri belirtmeniz gerekiyor. Onun için onu, o elementi kullanabilmek için bir tek kullanmanız gerekiyor. Bu arada ben koordinatlar hayatıma eklemişim. Bu sadece bu kadar. XML tarafı bu kadar. Java tarafına geldiğim ise, Java tarafına geldiğim zaman ilk önce bu koordinatlar hayatımı tanımlıyorum. Sonrasında snakebar.make dediğim zaman snakebar'ın bu özelliği çalışır. Yani bana bu snakebar'ı aslında oluştur diyorum. Birinci değer, birinci parametre koordinat layout'umu tanımladığım root layout. İkinci parametre snakebar'da vermek istediğim uyarı cümlesi. Üçüncü parametre Toast'ta da olduğu üzere bu uyarı penceresinin ne kadar süre görünür halde olsun bunu anlatan bir değer giriyoruz. Biraz önce söylediğimiz üzere şurada action'ın on click event'ini kullanabiliyoruz demiştim. Bunu kullanabilmek için, yani bu hani işlevselliği kullanabilmek için set action dediğimizi bu işlevi kullanmaya bu şekilde kullanmaya başlıyoruz. Birinci parametre burada snakebar'ın içinde gözüken string, başka bir kelime de verebilirsiniz. Sonrasında onClick listener'ı çalıştırıyorsunuz. Aslında şurası daha çok bu butonun onClick event'i gibi çalışıyor. Oradan bir farkı yok. Bu şekilde show dediğinizde snakebar'ımız güzel bir şekilde çalışmış oldu. Burada yazdığımız teksin ya da butonun konumunu bu snakebar üzerinde nerede duracağını neye göre ayarlıyorsunuz? Butondan kastınız? Action butonun. Yani action butonunda ben text box'ın yerini değiştireceğim. Onun için evet aynen öyle. Arkadaş cevabı verdi aslında. Ya burada sadece bir link ya da buton dediğiniz gibi hani bir efendim? Evet. Snake bar olayımız bu kadar. Hani temelde en azından ihtiyacımız karşılayacak kadar bu şekilde kullanabiliriz. Action tarafında set action sınıfı metoduyla kullanıyoruz. Toolbar animasyonumuz var. Toolbar animasyonunda aslında ilk önce görsel olarak biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, toolbar animasyonu aslında en basit yol ve minimum kod ile paralax resim dediğimiz aslında paralax resimden kastım bir resim aslında çok özel bir resim değil. Şu alan resimden kastım şurası. Paralax resim barındıran toolbar'ı kaydırma ya da scrunch işlemiyle görünür ya da görünmez hale getirmeyi sağlayan bir tür animasyon. Ve işte bunu Android geliştiriciler normalde bayağı bir takla atarak eskiden yapıyordu. Android Design Support Libre ile artık çok basit bir kodla hani XML tarafınız en azından sadece XML tarafında bir kodla bu işlemi çok rahatlıkla yapabiliyor. Şuradaki butonlarda aslında ben hani bu butonlar haricinde başka bir data da olur. Listelediğiniz veri tabanından çektiğiniz datalar olur. Web servisinde data çekersiniz. Burada listelenir. Siz orada bir scrunch işlemi yaptığınızda bu görsellik oluşur. Ben hani datalar biraz uzun dursun diye işlemi göstermek için bu şekilde buton koydum. Orada şuradaki içeriğin çok önemi yok.
Önemli olan şuradaki işlemin yaptığı, bu toolbar kısmında yaptığı işlem. Şimdi toolbar animasyonu nasıl yapacağız? Toolbar animasyonunda ilk önce temel olarak bir layout yapısından bahsetmek istiyorum. Layout yapısı şu şekilde oluşmaktadır. İlk önce underscore, burada gördüğünüz gibi underscore design widget koordinatları layout'a bağlıyoruz. Bu tagin altında widget, şuradan devam ediyorum, şurası tekrar ediyor diye. Widget app barlı layout'unu kullanıyoruz. Sonrasında widget collab spinning toolbar layout'unu kullanıyoruz. Burada image view'den kastım aslında şuradaki kullandığımız image'tir. Image view ile burada, image view tag ile burada resmi ekliyoruz. Aslında bu toolbar'ı asıl oluşturan bölüm ise underscore V7 widget toolbar'dır. Burada bir yapımız var, bir tagimiz var. Sonrasında bu üstte kullandığımız tagleri kapatma işlemi yapıyoruz. Ve burada benim buton olarak kullandığım datayı, siz başka datada kullanabilirsiniz. Bu alanı yerleştiriyoruz ve koordinat layout'ımızı kapatıyoruz tagini. Bu layout yapısıydı. Ben buradaki örneği, buradaki görseli oluşturabilmek için hazırladığım kodu göstereceğim size. Bunu tek tek şimdi birlikte inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Underspot V4 widget'la başlıyoruz. Şurası zaten ana bölüm. Sonrasında koordinat layout'ımızı biraz önce yaptı. Aslında biraz önce gösterdiğim layout yapısının daha açılmış hali örnek üzerinden gösteriyorum. Koordinat layout'ımızı tanımlıyoruz. İşte width height'ını. Hemen altında app bar layout devam ediyor. Sonrasında collapsing bar layout. Bu şekilde bir kodlaması var. Image view. Orada ben bir kullandığım şöyle bir orman ağaç gibi bir görsel kullanmışım. O görseli şurada şu alanda oluşturuyoruz. Banner demişim. Dear under SRC Drivel Banner diye bir banner JPEG'i var. Banner PNG'si var. Bunu yani hani örneğimizde kullandığımız image burada oluşturmakta. Tam asıl SRC noktası yani yolu burada belirtilmektedir. Center crop demişim. Biraz hizalı olması için, tam oturması için kullandığım bir özellik. İşte width height'ını klasik kullanmışım. Parallax resim olduğunu belirtmişim. Gibi bu içerik özellik, hani bu image view'nin özelliklerini kullanmışım. Sonrasında ne var? Asıl dediğimiz, asıl kullanmamız gereken, o asıl yapıyı oluşturan kısım toolbar tag'i. ID'sini tanımlamışım, width height'ını tanımlamışım. Pop-up time. Bu aslında şey. Şöyle göstereyim. Background'da burada bir toolbar var. Yani resim var. Resim görünmez hale geldiğinde şurada şu şekilde şu alan bir sonuçta ayrı bir görsel oluyor bir nevi. O görseli tam anlamıyla tanımlamak için yani o siyah bir alan var. O siyah alanı tanımlamak için pop-up time kısmında o stili belirliyoruz. Bu şekilde bir toolbar tamamıyla oluşturmuş oluyoruz. Bunun biraz daha devamı var. Aslında devamda, yani asıl işlevi yapan kısım burasıydı. O görselliği, animasyonu sağlayan kısım burasıydı. Yani gözünüz korkmasın, o yüzden söylüyorum. Burada ne var? Nested Scroll View var. Bunu kullanmamın nedeni o screen kaydırma işlemini sağlamak için de. Burada oluşturdum. Sonrasında bir buton dizinim var ya aşağı sıralan. O butonları sadece tanımladım. Orada bir data oluşturdum. Hani burada bir farklı şey yok. Çok buton kullandığım için çok kod varmış gibi duruyor ama çok bir esprisi yok. Bu butonların sadece yani görsel kalsın diye eklediğim bir şey. Siz başka bir şeyde, başka bir datalı ekleyebilirsiniz. Sonra da daha önce açtığım tekleri kapattım.
Bu eğitimde kullandığım kaynaklardan biraz bahsettim. Bu eğitimde kullandığım tüm kaynakları kendi tubasundak.com web sayfamda, blogumda, Material Design ile Android Design Support Library kullanımı adlı makalemde bulabilirsiniz. Orada GitHub linkin de var. Direkt kodları da indirip inceleyebilirsiniz. Bu şekilde hani burada sonuçta JPEG üzerinden görüyorsunuz. Bunları kullanmak ve denemek istediğinizde makale, yani makalelerimi inceleyip kodlara ulaşabilirsiniz. Evet, dinlediğiniz için beni teşekkür ederim arkadaşlar.